İyi akşamlar sevgili izleyiciler, sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Mart 2014 Salı. Artık 30 Mart 2014 Pazara sayılı günler kaldı. Yine buna bağlı olarak biz de artık stüdyolarımıza konuklarımızı çağırmaya başladık. İlk konuğumuz Kumluca Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya oldu. Az sonra Sayın Başkanımı sizlere takdim ettikten sonra gündemle ilgili söyleşimiz olacak. Bunları aktaracağız. Ben hemen programımızın başında şunları aktarmak istiyorum. Programımıza soru iletmek isteyen, katılmak isteyen dinleyicilerimiz veya izleyicilerimiz için bizim yazıp boşluk bırakıp 3969'a mesajınızı gönderebilirsiniz. Tekrar ediyorum, bizim yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz. Bu mesajı 3969'a gönderiyorsunuz. Ayrıca bizleri www.alican.tv'den internet adresinden veya akıllı televizyonlardan, affedersiniz, akıllı telefonlardan izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ben hemen Kumluca Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya'ya programımıza hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ramazan Bey. Sağ olun. Evet, 15 yıllık bir belediye başkanına kendinizi tanıtır mısınız demek oldukça abes olur. Evet. O zaman biz selamlama konuşmasına başlayalım isterseniz Sayın Başkanım. Buyurun, evet. Söz sizde. Öncelikle bizi Alican TV başında şu anda izleyen ve bizim FM'den dinleyen dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi iyi akşamlar diliyorum. Hepsini saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii bugün 18 Mart, biliyorsunuz Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl dönümü, evet. Ve şehitleri anma günümüz. Ben zaferimizin 99. yıl dönümünü kutluyorum. Ayrıca şehitlerimizi de rahmet ve minnet ve şükranla anıyorum. Onlara Cenab-ı Allah makamlarını cennet etsin diye duada bulunuyorum. Şimdi tabii bizim tarihimizde Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Savaşları çok önemli. Şu açıdan önemli. Bir milletin yok oluş artık. Birinci Dünya Savaşı içerisindeyiz ve birçok cephede savaşıyoruz. Her birimizin aktif nüfusa sahip büyüklerimiz, atalarımız değişik cephelerde savaşıyor. Her bir aileden mutlaka en az bir olmak üzere birçok şehit vermişiz. 3 milyon toplam Birinci Dünya Savaşı'nda bizim verdiğimiz şehit sayısı, bunun 250 bini de Çanakkale'de verilmiş. Bizim tarihimizdeki en büyük kayıplardan birisi. Tabii ki bu topraklar kolay vatan olmadı. Kolay vatan olmadığı için ne yapmamız gerekiyor? Onları da unutmamamız gerekiyor. Her yıl 18 Mart'ta değişik programlarla o günler hatırlatılıyor. Bugün de Kumluca Belediyesi Düğün Salonu'nda Kumluca Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi'nin bir günüyle ilgili sunumu vardı. Biz de oradaydık. Ben başta okul müdürü olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çok verimli bir sunum yaptılar. Bu girişle başlayalım arzu ettim. Çünkü gün çok önemli bir gün. Bizim bugünleri unutmamamız gerekiyor ki bugünlerde hata yapmama adına, gelecekte hata yapmama adına onu belirterek başlamış olduk. Teşekkür ederiz başkanım. Tabii ki yeni nesle o Çanakkale ruhunu aktarma anlamında da bu tür etkinliklere ihtiyacımız olduğunu dinleyicilerimize, izleyicilerimize de hatırlatmış olalım olduk bu anlamda. Artık gündeme geçtik. Evet. Asıl gündeme de geliyoruz. Evet, asıl gündem demeyelim de hani geliyoruz. İçindeki meşgul olduğumuz gündeme gelelim. Artık 30 Mart'a sayılı günler kaldı. Geri sayım, evet, başladı. Tüm adaylarımız, siyasi parti, belediye başkan adaylarımız hızla çalışıyorlar. Elbette bu bir demokrasi şöleni, yarışı. Herkes çalışacak, projelerini, beklentilerini, icraatlarını anlatacak. Vatandaşımız da düşünerek, elini vicdanına koyarak oyunu kullanacak. Evet. Şimdi aradan 15 yıl geçti. 1999, evet. Nerede? 2014 nerede? Küçük bir anımı anlatarak başlatmak istiyorum programımızı. Bir kardeşimiz sohbet ederken diyor ki 1999 yılında oy kullanmadım, 2004 yılında da kullanmadım, 2009'da kullandım.
Şimdi kullanacağım. Ziraat mühendisiyim diyor. Tarım firmasının temsilciliğini yapıyor. Kumluca Belediye Başkanı'yla biz Kumluca'yı yıldız yaptık. Bu yıldızın parlamaya devam etmesi lazım diyor. Evet, uzun bir süre geçmiş. Çocuklar oy kullanmıyorlarmış o zamanları. Evet. Şimdi yetiştiler artık. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Uzun bir süre geçmiş ve 15 yıl. Şimdi 15 yılı değerlendirelim başkanım desek sanırım yaptığımız hizmetleri saymaya başlarız. Sabah olur. Evet. Ama biz yine de özet olarak şöyle kısaca bir 15 yılı bir değerlendirelim. En azından mantığını ortaya koymamızda fayda var. Evet. Tabii Kumluca tarihi olan bir kent. Evet. Bizde zannedilir ki 1923 ile başlıyor. Öyle değil. 1600'lü yıllarda bu bölgenin adı Kumluca olarak geçiyor Osmanlı kayıtlarında. Ve burada tarih boyu hep yaşam olmuş. Sonuç itibariyle 1914'te de belediye olmuş Kumluca. Ve ilk belediyesi 1914'te kuruluyor buranın. Evet. Aynı zamanda nahiye. Sonrasında ikinci kez kurulması 1953'te olmuş. 53'ten 99'a kadar burada birçok insan Kumluca'ya hizmet etmişler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Rahmete gidenler, Allah rahmet eylesin. Mutlaka kim ki çivi çakmışsa Kumluca için, biz onları saygıyla anıyoruz. Şimdi 99'a geldiğimizde Kumluca hangi konumdaydı? Bir durum tespiti yapmak lazım. Bu çok önemli. Çünkü 99'da bugün arasındaki kıyaslamayı yapabilmek için önce durum tespiti yapmak lazım. 17 bin yanlış hatırlamıyorsam tabela nüfusumuz ama uzun süre sayım yapılmamıştı. Ona göre gelir geliyordu. İller Bankası'na pay gönderiliyordu Kumluca'ya. Sonuçta Kumluca sokaklarında foseptik taşı taşıyor ve lağım akıyordu. Yeraltı suyu yüksekti. Kanalizasyonu yoktu. İçme suyu olarak da kuyulardan direkt şebekeye basılıyor. O da günde 4-5 kez yaz kış sürekli elektrik kesiliyor. Sürekli sular kesilen bir Kumluca. Çöp olarak baktığınız zaman Kumluca'nın bugünkü Antalya girişinde bugünkü hastanemize kuş uçumu 300 veya 500 metre mesafede ana yol kenarında rüzgar estiği zaman yol kenarları tamamen evsel atıklarla doluyor. Yani hoş geldin Kumluca'ya işini çöplükte karşılıyoruz. Foseptikleri vidanjörle çekiyoruz. Kumluca Antalya girişinde bugün Opet'in olduğu yerin hemen doğusunda 300 metre ileride ormanın içerisine döküyoruz. Ve yoldan geçerken bir koku geliyor. Bu koku ne kokusu diye soruyor insanlar. Yolların standardı düşük. Sosyal etkinlik olarak da deve güreşi bizim kültürel yapımızdan gelen ama o deve güreşini yaptığımız yerde taşların üzerinde oturuyoruz. Römorkların üzerinde oturuyoruz. Böyle bir yer. Kapalı spor salonu yok. Hastanesi, inşaatı devam eden bugünkü hastanenin dışında mevcut hastanesi, bugün sağlık ocağı olarak bile kullanılmayacak küçüklükte bir yer. Derelerin durumu hakeza ona göre. Her yağmurda mutlaka Kumluca'da sel baskını olur. Alt alta sıraladığımız zaman böyle bir Kumluca. Yeşil alan olarak da Kumluca Belediyesi'nde Park Bahçeler Müdürü olarak bir arkadaşımız var. Bir de personel var. İki kişi. Çim konusu bilinmiyor Kumluca Belediyesi'nde. Yani çim nasıl ekilir, ne yapılır? Böyle bir belediye devraldık. İlk yaptığımız iş şu oldu. Bir durum tespiti yaptık. Evet. Dedik ki kardeşim zaten bizim 99'daki iddiamız şuydu. Kumluca Belediyesi'ni şeffaf yöneteceğiz. Öncelikle başkanın makamı şeffaf olacak ki oradan başlayacak şeffaflık. Sonrasında belediye başkanı demek kentte halkın en çok üzerinde mutabık kaldığı güvenilir kişi demektir. Dolayısıyla bu insanlar yerel önderlerdir. Bu insanlar kentin hiçbir sorununa kayıtsız kalamazlar. Sloganımız buydu. Evet. Ve üçüncü bir oturttuğumuz taban da şuydu. Diyordu ki Kumluca biz bir program çerçevesinde, bir plan çerçevesinde icraatlarımızı yapacağız. Ve sonuçta Kumluca topyekün gelişecek. Temel sloganımız bu. Bir de siyasi ayrımcılık yapmayacağız. İnsanların tamamını statüsüne bakmadan zengin fakir, kadın erkek,
şuralı buralı, yaşlı genç demeden herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışıyla yöneteceğiz dedik ve yola çıktık. Ne yaptık? Bir sorun tespitine girdiğimizde biraz önceki tespit ettiğim kanalizasyon yok. İçme suyu yok. Çöp yok. Yollar perişan. Işıklı kavşak sadece iki yerde var. Biri Arçelik'in olduğu yerde, birisi de domates, biber, patlıcan olan ana kavşak. İki yerde ışıklı kavşağımız var. Sonra yollarda Kumluca Antalya girişi hiç unutmuyorum. Stabilize çakıl taşlarıyla şeydi. Bugünkü domatesli kavşaktan şehre gelirken ki bu boyutta birçok yerde de asfalt yoktu. Halin içerisi de hakeza öyleydi. Dedi ki yollar, hal, kapalı spor salonu, hastane, dereler, hepsini otogar. Masaya yatırdık. Otogar. Aklınıza evet. gelebilecek. Pazar yeri. Pazar trafik yeri. Cuma günü olduğu zaman tıkanıyor. Kumluca'nın güneyinden kuzeyine geçemiyorsunuz. Böyle bir konumda pazar yerini düzenlemeniz Şimdiki lazım. Şimdiki gibi çevre yollarda yok o zaman. Yok. Yani böyle bir kilitlenmiş durumda. Şimdi burada hepsini masaya yatırdık. Ve dedik ki kardeşim biz hiçbir sorunu erteleme şansımız yok. Yani önce içme suyunu çözelim. Sıra kanalizasyona gelsin. Sonra çöpe gelsin. Hastaneyle öyle uğraşalım. Onun dışında hali daha sonra yapalım veya hali öne alalım, diğerlerini erteleyelim gibi bir durumumuz yok. Hepsi ihtiyaç. Evet. Ve hepsi ihtiyaçsa siz ne yapmak zorundasınız? Hepsine farklı metotla çözüm üretmek zorundasınız. Aynı anda mı? Aynı anda. Evet. Sosyal etkinlik, şimdi halk kent büyümüş, birden nüfus artmış ve 81 ilden göç almış. İnsanlar birbirine yabancı, kaynaşamıyor. Kumlucalıyım bir de tanınmışlığınız yok. Yani evet. Kumluca nerelisiniz denildiği zaman Kumlucalıyım diyen insan sayısı çok az. Yaşadığımız hatıralar var. Çok arkadaşımız Antalyalıyız diyordu. Ya başka ilçeyi, bize yakın ilçenin ismini veriyorlardı. Yani Kumlucalıyız demiyorlardı. Niye? Çünkü Kumluca bilinmiyordu. Evet. Böyle bir yer. Hem tanıtacaksınız hem insanları kaynaştıracaksınız. Hem de eğitimle kültürel düzeyimizi artıracağız. Evet. Topyekun bir Kumluca'da organizasyonda tabii ki biz kendimizi tam işin ortasında bulduk. Evet. Zaten de halk seçerken belediye başkanlığı bu misyon üzerine evet. seçiyordu. Biz ne yaptık? Bu bahsettiğimiz şeyleri, sorunları çözümü konusunda bir belediye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Siyasi partilerimiz evet. üzerine düşeni yaptı. Sivil toplum örgütlerimiz, hayırseverlerimiz, evet. devletimiz ve devlet kurumlarımız hepimiz bir şeye odaklandık. Dedik ki kardeşim Kumluca'yı kısa sürede Batı Antalya'nın parlayan yıldızı haline getireceğiz. Burada bir CFR var. Evet. Bu CFR işlenirse Kumluca Batı Antalya'nın ticarette de tarımda da parlayan bir yıldız olur ve bu parlayan yıldız önünde durulamaz. Bir süre sonra en parlak bir kent haline gelir diye yola çıktık. Evet. Ve sonuçta geldiğimiz nokta. Şimdi halkın beklentileri yerine getirilmiş ki siz ikinci, üçüncü dönem belediye başkanı olmuşsunuz Sayın Başkanım. Evet. Şimdi ilerleyen dakikalarda o konulara da gireceğiz. Ama kısacık şöyle bir iki cümle alalım isterseniz. Şimdi sadece Kumluca ilçe merkezi değil de artık bunun köyler ve beldeler de dahil oldu. Evet. Aynı şekilde hani şunu demek istiyorum. Kumluca'daki tüm sorunları aynı anda başlattık ve bitti. Şu anda evet. bitti sayılır. Birçoğu bitti. Ama bu belde ve köylerde de aynı sistem var evet. mı? Aynı uygulanabilir. Ben mı? Şimdi oraya gelmeden evet. bir toparlayayım bu başta evet. devam evet. ettiğimi. Evet. Şimdi başladık. Topyekun bir kalkınma. Yani ne yapacağız? Kanalizasyonla içme suyunu aynı anda ihale yaptırdık biz. Evet. Ve riske girerek ihale yaptırdık. İller Bankası tüm payımızı kesme ihtimali vardı. Ve baştan da kesti. 2002 3 Kasım'ına kadar ki Tayyip Bey'in başbakan olduğu sürece kadar İller Bankası sizlerin tüm paylarınızı kesiyordu ama Tayyip Bey'in başbakan olması Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelmesi personel maaşını da mı kesti? Yani şimdi İller Bankası pay gönderiyor. Her belediyeye nüfusu oranında pay evet. gönderiyor. Evet. Bu pay eskiden yıllarca ki yani bu A hükümeti B hükümeti değil. O noktaya kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu sürece kadar evet. siz İller Bankası'ndan borçlanarak yatırım yaptırabilirsiniz ama sizin payınız karşılığında borçlanırdınız. Borcunuz arttıkça da sizin İller Bankası'ndan gelecek olan payınız
Evet. O oranda çok kesilirdi. Bizim borç çünkü çok büyük bir yatırıma girmiştik. Evet. Bizim paylarımız tamamı kesilme noktasında ve kesiliyordu. Evet. Ama başbakanımızın belediyecilikten gelip de başbakan olmasından sonraki süreçte bir kural getirdi. Dedi ki hiçbir zaman ne kadar borcu olursa olsun %40'ından fazla payı kesilemez. O bir şans oldu. Evet. Ama biz bütün buna rağmen bu riski aldık. Böyle bir başbakan gelecek %40'dan fazla kes. Biz tamamı kesilebilmesini göze alarak büyük borçlanabiliriz. Çünkü kanalizasyon ve içme suyu Kumluca yaşanamaz halde. Çünkü içme suyun içilemez haldeydi. Bizim yeraltı evet. sularımız nitratla nitrat var. Çünkü gübrelemeden kaynaklanıyor. Ve sonuçta evet. şu anda yeraltı sularını içme şansımız yok. Biz o suları içiyorduk. Musluklarımızda evet. onu kullanıyorduk. Evet. İlk etapta Salur kaynağına hattı döşedik. 99'dan sonraki süreçte ve Karaağaç'tan gelecek büyük alandan gelecek olan suyun ihalesini yaptırdık. Kanalizasyonun ihalesini yaptırdık. Bu riske girdik ama evet. girilmeye değer bir riskti. Bunu halkımızla evet. da paylaştık. O gün sivil toplum örgütleriyle, Kumluca'nın yerel önderleriyle toplandık. Biz bunları yapacağız dedik. Herkes de sonra razı olmuş. Sonra hal yapılması lazım. Evet. Hali bir başka metotla yapacaksınız. Onu bir başka metotla yap. İşte devret modeliyle ama ne yaptık? İnsanlara devir hakkını verdik. Sonuçta 5 liralık yatırım yaptılarsa 50 liraya sattılar. 10 katı rant yapacak şekilde. Yani hiçbir kimseyi de mağdur etmeyecek şekilde bir sistem kurmanız lazım. Evet. Katadık düzenli depolama tesisi yapıyoruz. Oraya kaynak bulmanız lazım. Bu sefer Kültür Turizm Bakanlığı kaynaklarından hibe kaleminden yardım almaya çalıştık. Evet. Yolları bir başka karayollarına yaptırdık birçok yerde. Onlardan evet. istifade ettik. Kanallar yapılıyor devlet su işlerine. İşte Gavur Deresi'nin içerisinde yaptırdığımız gibi birçok meselede de devletin kurumlarından TEDAŞ'a öncelikle ilk yaptırdığımız iş Finike'den Ulupınar'a kadar olan ikinci bir indirme şebekesinin yapılmasıdır ki elektrik evet. kesintilerinin minimize edilmesinde en büyük şey bizim şu andaki temel eğitim mahallemizin hemen bitişiğindeki indirme trafosunun yapılıp hattın oraya çekilmesiydi alternatif. O yapıldı. Her kuruma bir yatırım yaptırdık ve Kumluca geldi 2013'e işte her yerde standartlar yükseliyor. Sosyal donat alanları çoğalmış. Devlet kurumlarının her birisi bir bakıyorsunuz SGK'sından ağız ve diş sağlığı merkezine telekomuna kadar her şey burada bölge trafiğine kadar her şey burada merkezileşmeye başlamış. Kumluca artık standartları yükseliyor. Eğitim kalitesi, eğitimin merkezi haline gelmiş. Evet. Haldeki değişim, dönüşüm, Kumluca çiftçisinin mantığının değişmesi, ihracatın merkezi konumuna gelmiş Kumluca. 8 ay boyunca önemli bir üretim merkezi. Sonuçta Kumluca şehirleşme anlamında marka bir şehir haline geldi. Evet. Bu hiç kimsenin gözünden kaçmıyor. Her 2 senede bir yılda gelen dostlarımız ya Kumluca çok değişmiş diyorlar. Kumluca da modernleşmiş. Ve sonuçta 2013 yılbaşına geldiğimiz zaman Avrupa'dan gelen mektup bize bir sürpriz yaptı. Dedi ki Kumluca dinamik gelişimi ve düzenli şehirciliğiyle en iyi şehir ödülüne aday gösteriyoruz denildi. Bu bizim için sürprizdi. Ama biz 15 yıllık süreçte hiç başımızı kafamızı yukarıya kaldırıp sağa sola bakmadan hızlı bir tempoyla her bir alanda evet. ne yapıyorsunuz? Hayırseverlerle. Toplum, sivil toplum örgütleriyle, devlet kurumlarıyla, iktidar partisiyle, muhalefetiyle, herkesle uyum içerisinde götürmeye çalışıyor. Kavgasız, gürültüsüz ve Kumluca'da bu bir modeldir burada. Ve biz de tüm insanları kucaklayarak buralara geldik. Sonuçta bize 2013'ün 1 Temmuz'unda o aday gösterildiğimiz konuda İsviçre'nin Montreux kentine çağırdı Avrupa İş Konseyi. Dedi ki, Türkiye'de ilk defa bir ilçe olarak Kumluca'yı 2013 yılının en iyi şehri dalında ödülle ödüllendiriyoruz ve Kumluca artık Avrupa tarafından en iyi şehir ödülü almış bir şehir. Kumluca ne kadar övünse azdır. Evet. Artı belediye başkanına da en başarılı belediye başkanı unvanı veriliyor. Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediye başkanına böyle bir ödül verildi. Şimdi bu bizim 15 yıllık yaptığımız süreçteki işte yönetimi iyileştirme, koordinasyon yapılan çalışmaların getirdiği bir sonuçtu bu. Evet, evet. Sonrasında tabii ki sizin sorunuza geliyoruz. Evet. Şimdi büyükşehir yasasıyla beraber evet. yepyeni bir durum ortaya çıktı. Evet. Bizim alanımız sınırlıydı. Bu alanda hizmet vermeye çalışırken 2012'nin Ekim ayında
bir düzenleme yapıldı. 30 ilde ki bunlardan birisi de Antalya, büyükşehir yasasıyla il sınırlarıyla büyükşehir sınırları çakıştırıldı. Evet. İlçe belediyesi sınırları da ilçenin sınırlarıyla çakıştırıldı ve sonuçta ilçe merkezi olarak geçen yer, evet, artık çok genişledi. 1250 kilometre karelik kocaman bir şehir haline geldi Kumluca. Artık köy mefhum ortadan kalktı. Evet. 24 tane köyümüz, 24 tane mahalleye dönüştü. 3 tane belediyelerimiz tekrar mahalle olarak Kumluca Belediyesi ile bütünleşiyor ve 41 mahalleli büyük bir ilçe olduk. Şimdi köy ve beldelerdeki sorunlar da artık Kumluca Belediyesi'nin, evet, omuzlarında. Şimdi yapılacak olan model belde. Evet. Yani bir örneği var. Evet. Kumluca 99'da neyse, şimdi 99'dan buraya kadar getiren bir belediye başkanı var ve yaptığı işler ortada. Şimdi tabi buradan şuraya gelmemiz lazım. Gerçekten Kumluca bu yasayla beraber, büyükşehir yasasıyla beraber, evet, sınırlar çok genişledi belediye olarak. Evet. Tabi bu işin merkezinde değişimin öncüsü hangisi kurum olarak? Evet. Belediye. Evet. Kumluca Belediyesi şehir merkezinde büyük bir değişim. Biz her mahallemizde müthiş yatırımlar yaptık. Yani her mahalle, hizmet almayan hiçbir mahallemiz yoktur. Evet. Her mahallenin kendi özelliğine bağlı olarak hayat standartlarını hepsinde otomatik olarak arttırdık. Evet. Sarıkavağından Hasana mevkisine kadar 50. il mahallesinin kanalizasyonu gitmeyen hiçbir yer yok. En zor yerlere bile kanalizasyon şebekesini döşedik. Evet. İçme suyunu. Ben 99'da seçildiğim zaman Hasanağa'da içme suyu yoktu. En lüks şey neydi biliyor musunuz? Yollarına grader gönderip silindirle sıkıştırmaktı. Biz o yaz orada asfalt yaptık. Yani en lüks işi Hasan Ağa'nın oydu. Onu o yaz asfaltlayarak onlara bir sürpriz olmuştu. Yani bir silindiri lüks görürken, evet, siz bize asfalt döktünüz dediler. Yani şimdi orada kanalizasyonu yapıldı. İçme suyu basmıyordu şebekelere. Biz hidrofor kurduk. Hidroforla dedik ki belediyenin birinci vazifesi, asli vazifesi, evet, şehir sınırları içerisindeki insanların musluğundan suyu akıtmaktır. Biz o işleri bütün mahallelerimize her türlü hizmeti götürdük. Her bir mahalleye ya okul yaptık ki en ücra, en tenha yerlerde güzel güzel okullarla neler yapıldı? Oralar markalaştılar. Şimdi aynı şey hizmet bekleyen Kumluca merkezde oluşturduğumuz bu hizmet beklentisi. Bu 24 köyümüz var, mahalle oldu. Evet, şimdi burada bir nokta, evet, koyalım Sayın Başkanım. Evet. O zaman şöyle sorayım ben. Bu kadar hizmetler yapılmış. Evet. Ve Türkiye'de başka hiçbir ilçe belediye başkanına nasip olmayan Sokrates ödülünü almışsınız. Türkiye'de ilk defa bir ilçeye veriliyor. Diğer, evet, iller almış ama. Şimdi böyle hizmetinizin zirvesindesiniz. Evet. Efsane olmuşsunuz artık. Bunu sadece biz değil, diğer ilçelerdeki tanıdıklarımız, diğer illerdeki tanıdıklarımız veya ilçemize gelen konuklarımız oluyor. Gerek festivalde gerek güreşlerde. Sizden övgüyle bahsediyorlar. Bu tabii sizin şahsınıza bahsederken tabii yaptığınız hizmetlerden dolayı bahsediyorlar. Evet, evet. Şimdi artık hiç düşündünüz mü? Ben bu işi bırakayım. 15 sene hizmet ettim. Yeter bana bu kadar. Bırakıyorum, gidiyorum. Evet. Neden aday oldunuz? Niçin aday oldunuz? Evet. Şimdi düşündünüz mü öyle? Yani esasında düşündüm. Evet. Düşünmedim dersem yalan olur. Evet. Çünkü bu işin zirvesiydi burası. Hı. Şu şekilde olsaydı onu düşünüyordum. Yani büyükşehir yasası çıkmasaydı, evet, artık burada belli bir hizmet kalitesi, hı, belli bir noktaya geldi. İşler yoluna girdi. Evet. Bundan sonraki arkadaşlarımız, bizim oluşturduğumuz yönetim yapısıyla birisi bu direksiyona otursa götürebilirdi. Çünkü bir kurulu düzene gelecekti. Evet. Ben bunu düşündüm. Değişik arkadaşlarımla da istişare ettim ama, evet, şöyle bir istişare sonucunda şöyle bir kanaat oluştu. Denildi ki yepyeni bir durumla karşı karşıyayız başkanım. Evet. Aynı 99'un Kumlucası gibi ama ondan daha ileri bir noktada sıkıntı, evet, olarak. Evet. Çünkü yeni bir düzen kurulacak. Bu düzen ilçenin sınırlarının tamamını kapsayacak. Evet. Evet. Artı o kapsadığı alan içerisinde hizmet beklentisi yüksek olan bir yer var. Yeni bir belediye kurulacak. 4 tane belediye bütünleşirken 24 tane köy mahalleye dönüşüyor, bütünleşiyor. Evet. Bir de büyükşehir belediyesi devreye giriyor. Evet. Şimdiye kadar tek belediyenin verdiği hizmetleri iki belediye paylaşacak.
Hangisi? Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi. Bu ikisi beraber koordineli hizmet götürmek zorunda. Evet. Kumluca insanı merkezde belli bir standardı yakalamışken bu standardı geri düşürmemek lazım. Kumluca evet. Parlayan bir yıldız. Evet. Gerçekten yıldızı her gün geçtikçe marka bir şehir. Yani neticede ödül evet. almış, markalaşmış evet. bir şehir haline gelmişsiniz. Evet. Şimdi burada bu köylerle beraber bütünleştikten sonra denildi ki arkadaşlarımız söylediği şu, başkanım hiçbir başka isim tartışma şansımız yok. Burada yapılacak bir şey var. Yeni bir düzen kurulacak. Burada hiçbir zaman tarihinde olmadığı ölçüde evet. tecrübeye ihtiyaç var. Bu da sizde var. Yaptıklarınız evet. ortada. Bilgi birikiminiz ve vizyonunuz ortada. Kumluca'da ortaya koyduğunuz vizyonla Kumluca nerelerden nerelere geldi. Evet. Ve sonuç itibariyle size çok ihtiyaç var. Eğer bugün nefsani yapar da ben şöhret olsun diye işte marka olarak kalayım diye böyle bir iş, sorumluluktan kaçarsanız Kumluca insanı sizi affetmez dediler. Evet. Allah var ben de vebalden korktum. Evet. Biz arkadaşlarımızın bu talebi genel istişaremizin genel kanaati bu yönde olunca dedik ki biz kardeşim tekrar madem taşın altına elimizi koyuyoruz bu 41 mahalleli büyük bir ilçe olan Büyük Kumluca'nın sorunlarının omuzlarımızı almaya hazırız evet. ve Kumlucalılara bunu deklare ettik. Şimdi de yapmak istediklerimizi, neler yapabileceklerimizi anlatıyoruz. Evet. Şimdi Kumluca insanı tabii ki şu anda karar verme aşamasında. Bir kısmı karar verdi, bir kısmı karar verme aşamasında. Dinliyor. Kumluca'nın geleceğini öngörmeye çalışıyor. Bir mevcut yaşadığımız, bizim 15 yıldır hizmet verdiğimiz sınırlar içerisinde olan yer var. Bundan sonra işte bizi yan taraftan veyahut da uzaktan izlemiş ama Kumluca ile bütünleşmiş köylerimiz, beldelerimiz var. Onlar da muhakeme ediyorlar. Evet. Eğer denilirse ki 30 Mart akşam veyahut da 30 Mart günü sandığa giren irade şu olursa gerçekten Hüsamettin Çetinkaya'nın bu 15 yıllık yaptığı Kumluca'da yaptıklarıyla markalaştırdığı tecrübe, birikim evet. Kumluca'nın tamamına bir dünya markası, dünya kenti haline getirme noktasında bizim Çetinkaya'ya ihtiyacımız var derse irade bizden tarafa tecelli edecektir. Biz önümüzdeki 5 yıl içerisinde birçok yeni hizmetlerle işte ilçe merkezinde hizmet kalitesini düşürmeden arttırarak yeni projelerle evet. ilçenin çünkü lokomotif burası. Evet. Burada ne kadar standartları yükseltirseniz mutlaka nereye kenarlara da buradan yayılacak. Dolayısıyla buradaki hizmet standartını düşürmeden ne yapacağız? Yeni mahallelerimize onların beklentilerini karşılayacak hizmetleri taşıyacağız. Burada en önemli şey 15 yılda istikrar, tecrübe, vizyon, verimli çalışma ve kararlılık, bilgi birikimi müthiş bir sonuç aldırdı bize. Evet. Bakın yani Kumluca buralara gelecek denilseydi birçok insan belki inanmayabilirdi. Bugün evet. Türkiye'de, dünyada tanınan bir kentsiniz. Marka bir şey, kentsiniz. Şehirsiniz yani artık. Kumluca bu hale gelmiş. Bunu bizim her hemşerimize artık, her Kumlucalıyım diyen insana taşımamız lazım. Evet. Başkanım şöyle bir iddia var. Aslında programımızın birinci bölümünü burada tamamlayacağız. Şu son soruyla tamamlayalım. Ben bu arada şunu da hatırlatayım. Bizim yazıp boşluk bırakarak 3969'a mesajlarını gönderecek dinleyicilerimiz sorularını veya katkılarını bekliyoruz. Bunu da ikinci bölümünde değerlendireceğiz programımızın. Şöyle bir iddia var. Diyorlar ki Kumluca ilçe merkezindeki hizmetler biraz önce sözünü ettiğiniz kenar mahallelere yansımadı. Evet. Bu yüzden köylere de yansıtamaz başkan, sizi kandırıyor. Böyle yani bir iddia bu, var. Bu doğru değil yani evet. Şimdi biz Sarıkavak'tan bahsedelim. Sarıkavak'ta şu anda internet bağlantısı olan. Mesela Çıraklık Eğitim Merkezi bizim dönemimizde açılmıştır orada. Evet. Orada metruk bir okulken Çıraklık Eğitim Merkezi orada bizim dönemimizde açılmıştır. Evet. İnternet bağlantı yeri, İmam Hanım arkadaş düzeni evet. kurduk mesela o çocuklarımız faydalansın diye. Evet. Geçen yıl kanalizasyon şebekesi yapıldı. Hemen arkasından yolunu asfaltladık. Evet. Yani selle ilgili birçok çalışmalar yaptık. Ve evet. şimdi de önümüzdeki günlerde mesela Sarıkavak'tan bahsediyorum. Kenar evet. mahalle, hep her mahallede aynı şekilde var. Evet. Şimdi ne olmuş?
bir gölet çalışması işi başlatılmış artık, evet, teknik olarak incelemeye almış Sarıkavak'ta. Ama Üleşik Deresi'ne giden o Sarıkavak Deresi, bugünkü domatesli kavşaktan birinci etabı olarak Sarıkavak'a kadar dere ıslahı ile ilgili ihale çalışması yapılıyor. Yani bütün bunlar bizim takip ettiğimiz, trafoları değiştirilmiş. Yani dediğim gibi musluğundan su akmazken su götürülmüş ve biz bunları çok kısa sürede götürdük. İlk benim 5 yıl içerisinde götürdüğüm hizmetler. Yani hiçbir yere eskiden 50. Yıl Mahallesi ile Sarıkavak Mahallesi'ne bağlantı, evet, yol çok perişandı. Bizden en çok istenen şey asfalttı orada ilk, evet, aday olduğumuzda. Evet. Yani Hasan Ağa'yı mesela Sarıkavak'a bağladığımız yol var ormanın içerisinde. Bütün bunlar, evet, bizim her mahallede mutlaka hizmetimiz var ama tabii ki ticaretin, nüfusun yoğun olduğu yerlerde bir kentin misafir odaları vardır. 50. Yıl Kültür Merkezi, evet, nerededir? Kumluca'nın misafir odasıdır. Evet. Günay Sahil Tesisleri misafir odasıdır. Evet. Şimdi peki Günay Sahil Tesisleri nerede? Ben onu da sorayım size. Yani İç merkezinde değil. O da Göksu'nun en uç noktada, denizin kenarında bir yerde. Evet. Evet. Mevlana Parkı Temel Eğitim Mahallesi'nde. Evet. Yani her bir yerde bir ayrı, evet, park, ayrı bir düzen var. En uç köşelerde okullarımız var. Tabii. Başka tesislerimiz var. Yani şimdi Dövüş Gayrağı'ydı biliyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Mahallesi'nde oranın adı. Evet. Şimdi tepenin başına bir fen lisesi yapıldı. Kumcan'ın en prestijli lisesi, Türkiye'nin en prestijli liseleri, fen liseleri. Evet. Sonuçta adı değişti artık. Eğitim Mahallesi'ne dönüştü oranın, evet, adı. Evet. Yani bunlar tabii ki iddia olarak söylenecektir. Peki başkanım, evet, hani görev alanınız içinde olmayıp da hizmet götürdüğünüz, hatta hizmet yapılırken o kurum değil de biz olsaydık daha hızlı yaparız dediğimiz işler var tabii. Yani şimdi şöyle, bu Büyükşehir Yasası'nın çıkmasından sonra, evet, haliyle biz il özel idaresiyle eski de hep koordineli çalıştık. Benim bir mantığım vardır. Evet. Yani devletin kurumları bu millet için vardır. Evet. Yani bu karayollarıdır, devlet su işleridir, bayındırlıktır, kültür turizmdir. Hiç biz bunları ayırt etmeyiz. Deriz ki bunların hepsi bizim devletimizin kurumlarıdır. Bize ihtiyacı olursa biz yardım ederiz. Bizim onlardan ihtiyacımız olursa onlardan da yardım isteriz. Neye? Evet. Yani her birimiz bu memleketteki insanların rahatı için çalışıyoruz. Hepimizin ürettiği hizmetler bütünleştiği zaman millet rahat ediyor. Evet. Dolayısıyla zaman zaman biz il özel idaresine hep destek olmuşuzdur. Silindirdeyiz ama bu Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra daha bir dikkat kesildik. Çünkü bu köyler mahalleye dönüşüyor. Hizmeti biz götüreceğiz. Bu geçen yaz yaşadığımız tecrübelerden bahsedeyim ben. Bir gün bizi Karacören muhtarı incir ağacına çağırdı. Evet. İl genel meclisi arkadaşlarla gittik. Orada il özel idaresinin Karabük'le incir ağacı arasında bir asfalt çalışması başlatmışlardı. Evet. Oraya gittiğimiz zaman bize bilgi verdiler. Dediler ki bu yolda il özel idaresi olarak bir çalışma yapıyoruz. Ama bu çalışmada biz 2 kilometrelik kısmı programda var. Geri kalan 6 kilometrelik kısmı kalacak dediler. Sizden yardım bekliyoruz. Ne yapabiliriz? Dediler ki işte araç gereç konusunda biz devreye girelim dedim. Özel İdare Genel Sekreterimiz aradı. Dedim ki Faruk Bey, burada böyle bir çalışma var. Bu çalışmaya biz destek olalım. Araç olarak destek olalım. Evet. Bu 6 kilometrelik kısmı asfaltlamazsak Karacören köyünün incir ağacı ile Karabük arasındaki kopukluğu gideremiyoruz. Köy ikiye bölünmüş vaziyette. Evet. Bir hattı yeni kışla Karacören Çayçı yeni kışla Karacören diye devam ediyor. Evet. Bir hat Karabük diye gidiyor yukarı doğru, büyük alana doğru gidiyor yol. Evet. Ve o arada yol var ama asfaltlanmadığı için orası çok kullanılmıyor. İşte Çamullusudur, Koz Ağacıdır. Bunlar İnlice bölgesi. Karacören'in incir ağacı tarafından geçiyor. Kızıl ağaç, evet, falan. Şimdi bunu dedik yani köy bir bütünleşsin. Bu bütünleşmede de ben de Karacören bağım olunca dedi ki bu yolu asfaltlan. Ben onları hep il özel idaresi işte meclis başkanı her yaptılan etkinliklerde söyledim. Baktık olacağı yok. Sonunda dedik ki biz dedi ki bana oradaki şef başkanım dedi bizim kamyonumuz arızalı. Neyi var? Antalya'dan bakım ustası gelecek. Bakacak, önce arızayı tespit edecek, gidecek parçaya getirecek, tamir. Kaç gün? 3 gün sürer. Kardeşim biz Kumluca Belediyesi kademesi olarak devreye giriyoruz. Sizin araçlarınızın onarımını da biz yapıyoruz. Biz de kamyon takviye ediyoruz. Filler ve mucur çekiminde size destek oluyoruz. Bu yolun tamamını asfaltlayalım. Sonuçta
onların 3 gün bekleteceği kamyonu 50 liralık parçayla biz o gün hemen 1 saat 2 saat içerisinde harekete geçirdik. Bu desteğimiz o 8 kilometrelik yolun asfaltlanması. Sonra Çaltı'ya aynı şey yapıldı. Ama Eylül-Ekim ayı geldi. Dediler ki kardeşim İl Özel İdaresi'nde asfalt dökülecek yer çok. Evet. Neresi var? Gölcük Köyü var. Rusça var. Büyük Alan var. Yüzören var. Sarıcasu var. Orta Köy var. Hacıveller var. Evet. Daha dökülenler çok az bir kısmı. Ne olacak? Hatta Erentepe'de vardı. Evet. Yetişmediler yani birçok yerde. Evet. Ne yapalım? Dedik ki ya kardeşim biz madem belediye ekibi olarak, asfalt ekibi olarak devreye giriyoruz. Size takviye kuvvet olarak. Bir girdik. Önce Gölcük. Arkasından Kuzca. Arkasından Büyük Alan bitti. Evet. Tabii bizim belediye ekibi durmuyor. Sürekli çalışıyoruz. 1'e 5'e katladı. Hizmet 1 iken 5, 1 yapılacaksa 5'e katladı belediyenin. Ki çok da güçlü bir ekibimiz yok esasında bizim ilçe merkezi için planlanmış bir dar bir kadromuz var. Ama bu dinamizmi, belediye dinamizmi. Sonra tatile gittiler, bayram tatili. Güzören muhtarı aradı, ya başkanım dedi işte bayram olacak. Bizim dedi asfaltlanacak yerimiz kaldı. Sizden isteğim bayramdan önce bunu hiç olmazsa Arefe gününe kadar asfaltlayalım. Tamam muhtarım, biz ekip olarak evet. Tamam. Ve sonuçta Arefe günü öğleye kadar Güzören'de biz asfalt döktük. Teşekkür aldık. İnsanlar mezarlığa gitti, şeye gittiler. Sonra geldik Sarcasu'da, Ortaköy'de zamansız da olsa ki bizim planlamamız değil. Ben şunu söylüyorum, eğer belediye planlasaydı, belediye olarak yapsaydık hem hızlı yapardık, hem daha kaliteli yapardık, hem verimli yapardık. Evet. Ve belediyenin girmesi, elini değdirmesi bile ne kadar hızlı ve verimli iş yapabileceğini bu yaz esasında göstermiş oldu. Evet. Başkanım, görüyoruz ki sorunlara vakıfsınız. Sorunlara evet, hakimsiz. Ben köyleri... Çünkü mahalle mahalle saydığınız, ben de şaşırdım. Hani Beydağ'ın dibindeki bir mahalle bile söylüyorsunuz. Şimdi programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam edelim. Aslında tabii geçmişi anlatmak gerçekten zor oluyor. Çünkü evet. Bitmiyor. Hani bir tane, her hizmetin bir hikayesi var. Bunu kendi mahalle toplantılarınızda da söylüyorsunuz. Her hikayeyi anlatmaya kalkarsak bir geceyi yetiremeyiz herhalde burada. Evet. Ama programımızın ikinci bölümünde kısaca bunlardan bahsederiz ve biraz da yapacak olduğumuz hizmetlerden bahsederiz. Gelen mesajlar var, görüyorum. Mesajlarımızı yine ikinci bölümümüzde değerlendirelim. Sorular var. Başarılar evet. Dilemiş dinleyicilerimiz, sağ olsunlar. Yine bizim yazıp boşluk bırakarak mesajını yazıp 3969'a göndersin dinleyicilerimiz veya izleyicilerimiz. Biz buradan değerlendiriyoruz. İkinci bölümümüzde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Teşekkür ederiz. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz bu yaptığı güzellikten ötürü. Hayırlı olsun. Ve Kumruca'ya güzel şeyler yapılıyor. Güzel hizmetler yapıyor belediye. Allah razı olsun. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Çok güzel bir şey. O kadar memnun olduk. Gurur duyduk başkanımızdan. Sağ olsun. Başkan olursa böyle şeyleri gösteriyor işte. Büyük başkan bu. Teşekkür. İkinciye gelecek başkan. Hür başkan. Bir daha çıkacak şimdi buraya. Çıkaracağız hem. İyi güzel. Güzel. Her şeyler. Memnunsunuz. Şimdi memnun oluruz. Her şeyler güzel. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın şeyleri her şeyler güzel. Kötü diyenlerin gözleri kör olur. Bu da geçen sene geldim, gördüm. Son döneminde çok güzeldi. Bu sene yaz sezonunda ilk defa geldim. Çok güzel. Belediye başkanınıza teşekkür ederim. Bunu yağ çekmek için söylemiyorum. Finike'de göremediğimiz güzel bir etkinlik. Finike'nin verebileceği şeyleri vermemiş. Çok güzel olmuş. Bundan 10 sene evvel Kumlucalılar Finike'ye pikniğe geliyor, denize geliyordu. Şimdi tersine döndü. Onun için Sayın Hocama, Sayın Başkan'a ve onun tüm ekibine her şeyden önce çok çok teşekkür ederiz. Tekrar iyi akşamlar. Çok değerli dinleyicilerimiz, sevgili izleyiciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Kumluca Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya ve programımızın ikinci bölümünün hemen başında bizim yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazdıktan sonra 3969'a göndermenizi tavsiye ediyoruz. Bize istek ve temennilerinizi, sorularınızı ileteceksiniz bu hattan. Ayrıca yine www.alican.tv'den hem yayınımızı izleyebilirsiniz. Ve söyleşimize devam edelim.
Sayın Başkanım, şimdi programımızın ikinci bölümünde biz önümüzdeki 5 yılda halkımız teveccüh ederse önümüzdeki 5 yılda yapacak olduğumuz hizmetlerden bahsedecektik. Ancak birkaç tane sorumuz var. Bu arada böyle yine icraatlarla ilgili sorular var. Onları o bölümde aktaralım. Değerli başkanımıza selam ve saygılar iletiyoruz. Başarılar diliyoruz diye gelen mesajlar var. İlk başta gözüme çarpan sevgili İsa Polat Ziraat Mühendisi arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi imarla ilgili sıkıntılı olan yerleşim yerlerinde Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya tekrar belediye başkanı olursa ertesi gün yıkar deniliyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani şimdi benim tahminim kastedilen yerler Kumluca sınırları dışında. Yani yeni belediyeye katılan yerler, yani Mavikent, evet. Beykonak, Adrasan'la ilgili veya Olimpos'la ilgili midir? Burada kastedilen sorundan kasıt. Oysa ona göre cevap vereyim. Yoksa Kumluca içerisinde zaten bizim icraatımız 15 yıldır nasıl yaptığımız ortada. Muhtemelen ilçe merkez dışındaki yerler. Şimdi arkadaşlar yani biz çözüm üretme makamıyız. Yıkmak için gelinmez. Evet. Ve Kumluca'da bizim yaptığımız işler ortada 15 yıldır. Ama şunu size söyleyeyim. Biz önce kafamızın içerisindeki sınırları kaldıracağız. Evet. Bir, Kumluca ile Beykonak artık arada bir sınır kalmadı. Mahalle oldu. Evet. Beykonak'la Mavikent mahalle oldu. Sınır kalktı. Mavikent ile Adrasan arasında da sınır kalmadı. Olimpos hepsi Göksu neyse Adrasan'da o oldu. Meydan mahallesi neyse Olimpos Yazır'da o oldu. Veyahut da Dereköy neyse Temel Eğitim Mahallesi de o oldu. Biz önce bunu bir kaldıracağız. Bundan sonra planlama yaparken Kumluca'yı bir bütün düşüneceğiz. Büyük Kumluca diyoruz ya. Evet. Şimdi tabii ki yıllarca ezberlerimiz var hepimizin. Bu ezberleri akşamdan sabaha kadar kaldırmak mümkün değil. Evet. Şimdi biz parada 1 lira diyebiliyor muyuz? 1 milyon diyoruz. Hala 1 milyon. 6 sıfır atalı kaç yıl oldu? Evet. İşte ben halen daha 1 milyon demiyorum da 1 trilyon diyorum mesela yatırım işte. Çünkü halk da ona daha yatkın. Evet. Ama zaman içerisinde ne yapıyorlar? Alışarak gidiyoruz. Ha, ilk günlerde daha fazla diyorduk, bugün az. Şimdi bizim sınırlar konusunda da böyle bir şeyimiz var. Alışkanlıklarımız var. Her yerleşim yerinin kendisine has bugüne kadarki alışkanlıkları var. Evet. Ama Türk milletinin bir asil özelliği var. Yenile en çabuk adapte olan milletlerden birisidir. Evet. Biz yenile çok çabuk adapte oluruz. Öncelikle biz bir manzarayı umumiye tespit etmemiz, manzaraya bakmamız lazım. Nedir kardeşim bizim manzara? Dereköy'ünde nedir? Altınyakası'nda nedir? Efendim İncircik'te nedir? Güzören'de nedir? Erentepe'de, Belen'de, Yeşilköy'de, Yazır'da, Toptaş'ta veyahut da Beşikçi'de veya Beykonak'ta nedir? Beykonak'ın sorunları efendim Yazır'da olmayabilir. Yazır'ınki de Dereköy'de olmayabilir. Yani ne yapmışsınız biz Kumluca'da ilk yaptığımız iş neydi? Hepsini ortaya dökmekti. Ha, temel sorunları biliyoruz. Yol. Evet. 2 yıl içerisinde taahhüt ettik. 2 yıl içerisinde asfaltsız yol bırakmayacağız. Tüm bu 41 mahallede hepsinde dökeceğiz. İşte yazın gösterdik, anlattım biraz önce. Evet. İçme suyu. Hakeza bunu nasıl çözdüğümüzü Kumluca'da devasa sorunken bunu Kumlucalı biliyor. Aynı şeyi onlar oradan da izliyor. Diyoruz ki köylerde nereden başlayarak bizim Belen'de bizim en büyük içme suyunda sıkıntı çeken Karacaağaç köyümüz var. Evet. Güzören var. İncircik var. Erentepe var. Belen var. Yeşilköy var. Yazır. Ve Yazır var. Bir hattımız var. Evet. Ve Belenbeli 450 ile 500 arasında. Evet. Biz içme suyunu 900 kotlarından alıyoruz. 600 kotundan veya 550 kotundan aldığınız zaman Çaltı'nın da bu bahsettiğim Karacaağaç köyünün de Güzören'in de İncirci'nin de Erentepe'nin de Belen'in de Yeşilköy'ün de Yazır'ın da içme suyunu çözüyorsunuz. Bir isale hattıyla. Ha, mevcut su yeterli. Şu anda Kumluca'ya tahsis edilen Karaağaç'tan gelen büyük alandan gelen suyun 700 litre saniyelik kısmının aşağı yukarı yarısı boruya giriyor. Bizim oradan tahsis edeceğimiz 100 litrelik bir suyla bu bahsettiğimiz köylerimiz ihya olacaktır. Bir. Evet. Şimdi bunu neye anlattım önce? Şunun için anlatıyorum.
Yani yapacağımız iş önce bir durum tespiti yapacağız. Aslında şöyle, bunlardan birisi de imarla ilgili durum. Evet. Ben sorunları biliyorum. Ben bu köyleri, yani köy demedim önce. Ben sadece, ben nerede faaliyet varsa varım. Bak Toptaş'ta Aşure günü vardır. Kumluca Belediyesi vardır. Biz o etkinliğin içerisinde varız. Erentepe'de Hıdır Elles etkinliği vardır. Varızdır. Efendim Karacören'de bir etkinlik varsa varızdır. Dereköy'de bir etkinlik varsa Dereköy şenliklerinde varızdır. Yani biz kim ne yapıyorsa, Salur'da yapılıyorsa Salur'da da varızdır. Yani kim yaparsa biz belediye olarak üzerimize düşeni yaptık. Biz bu köyler, bizim zaten köy kökenli bir insanız. Yani köylerde mutlaka herkesin bağı var. Bizim de bağımız oluştu. Yani birbirinden kopuk değiliz. Yani. Sonuç itibariyle şimdi imarlı yerler, belediye sınırı içerisinde olan yerlerimiz bizim. İmar sorunu olan yerler. En çok şu anda bizim imar sorunu yaşadığımız yer Olimpos, Yazırım Olimpos. Turizm olan yer. Adrasan'da sorun var. Bizim bunu yasal hale getirip bir an önce insanları böyle suçlu gibi kendi yerinde kaçak vatandaş gibi konumundan çıkarmamız lazım. Evet. Öncelikle yıkmadan önce ne yapacağız? Yani ona bir bakmamız lazım. Durum tespiti. Biz yıkma, nerede yıktık? En kısa çözüm zaten. Yani o en son nokta. Yani o değil. Maksat restore etmek. Evet. Maksat daha canlı, daha doğru şeyler yapmak. Siz geriye götürecek olduktan sonra bir anlamı yok yaptığınız. Mavi Kent'in zannetmiyorum bir sorun olduğunu, imar var. Beykonak'ta da şu ana kadar bildiğim bir imarla ilgili sorunlar yok ama neleri var? İşte imar yapılmış, belki de uygulama yapılmadığı için, ihtiyaç hissedilmediği için imar yapılamıyor olabilir. Yani yıkmaktan ziyade yapmak için geliyoruz. Kumluca'da bunun örneği vardır. Evet. Ve sonuçta zaman en iyi ilaçtır. Biz mutlaka ele aldığımız bir konuyu geri götürmemişiz, ileri götürmüşüzdür. Bu anlamda hiç kimsenin böyle bir tereddüde düşmesine gerek yok ama tabii ki bu siyasi bir faaliyettir. Rakiplerimiz bu tarz söylemler geliştirebilirler. Ben sizden duydum ilk defa. Evet. Ama bana da sorarlarsa onlara da aynı cevabı veririm. Evet. Başkanım artık önümüzdeki dönem neler yapacağız? Çünkü yaklaşık 45 dakika gibi bir süre olmuş. Evet. Bir arada verdik. Fazla uzatmayalım diyoruz. Çünkü dinleyicilerimizin veya izleyicilerimizin sıkılmaması anlamında. Evet, başka programda yapacağız o anlamda. Kaldığımız eğer unuttuğumuz hizmetlerimiz olursa veya dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bize soru yöneltirlerse veya daha sonra çarşıda pazarda hatırlatırlarsa onları da ikinci programımızda ele alırız. Başka bir günkü programımızda. Şimdi hangisinden başlayacağımı ben de bilmiyorum ama isterseniz hemen Karagöl suyu diye not almışım. Oradan başlayalım kısaca. Şimdi şöyle onun yapalım. Tabii o bizim seçim beyannamemizde yok. Ben esasında seçim beyannamesini bizi izleyen izleyicilerimizle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyordum. Evet. Tabii halkın gündeminde Karagöl çok yeri işgal ediyor. Borular bu gece geliyor. Yani Karagöl'ün 3,5 kilometrelik kısmını. Bu da müjde oldu. Evet. Bugün makinaları da başlatmak üzere oraya naklettirdik. Maşallah. Nasip olursa yarın öğleden sonra inşallah başlamak niyetindeyiz. Hı hı. Yarın herhalde ilk kepçe şeyi vuracak ve boruyu döşemeye başlayacağız. İnşallah bu 3,5 kilometrelik kısmı seçime kadar bitirme hedefi içerisindeyiz. İnşallah. Yani bu Karagöl ve Salur iki yer için biz boru talebinde bulunmuştuk acilen. Evet. Bunlardan Salur'un boruları geldi şu anda depomuzda. Onda nasip olursa seçimden sonraki 2 aylık süreç içerisinde o su bağlantısını yapıp Salur'u da rahatlatmak istiyoruz. Ama öncelikli olarak şu anda Karagöl'de çalışmaları başlatıyoruz. Evet. Haliyle en çok merak edilen, çünkü sokağa çıktığımızda da bize en çok sorulan sorulardan birisi Karagöl. Şimdi Karagöl gerçekten Kumluca için bir şans. Yani şimdi artık mahallemiz, mahallemizin bir semti. Güzören'in bir semti haline geldi. Eğer bu su işi yaza kadar nasip olur da tamamlarsak bizim birçok aktiviteyi kenti canlı yapmam, canlı tutabilmemiz açısından yaz boyu yapabileceğimiz bir yer. Evet. Ve müthiş bir yer olacak. İnşallah o anlamda da en önemlisi suydu. Evet. Altınyaka şu anda köyümüz veyahut da Altınyaka mahallemizdeki insanlarımızın Kadir Sinas davranışı gerçekten yıllardır çektiğimiz özlemini çektiğimiz zorluğu inşallah aşmamıza vesile olacak. Evet. Şimdi ben size biraz sonra Sayın Başkanım şöyle soracağım. Tarım, eğitim, sağlık, turizm alanında ki
yapacak olduğumuz hizmetleri anlatalım diyeceğiz. Ayrıca şimdi kısa kısa diğer başlıklarımız var. İsterseniz dinleyicilerimizden gelen soruyu hemen aktarayım ben size. Evet. Geçen sıcak asfalt fabrikası neden kurulmadı geçen evet. dönem denilmiş. Doğrudur. İkinci bir soru daha var. O da balıkçı barınağı neden yapılmadı? İki ayrı icraattan söz ediyor evet. dinleyicilerimiz veya izleyicilerimiz. Merak ettikleri iki soruyu cevaplandıralım. Bir cevaplandıralım önce şimdi, Sayın Hocam. Şu tabii ki bir yatırım yapmak için yatırımın ekonomik olması lazım. Evet. Biz bu sıcak karışım asfalt tesisini kurmak üzere epey bir gayretimiz oldu. Evet. Ekonomik fizibilite evet. çalışması yaptık. Hedefimiz evet. doydu. Ocağımız vardı. Evet. Bunu kurup Kumluca'da asfalt dökerim. Ama şehir merkezinde yapacağımız asfaltlama çalışması için evet. O büyüklükte bir tesisi kurmamıza ekonomik olmuyordu. Biz hizmet alırsak daha ucuza mal edeceğimiz ortaya çıktı. Evet. Belki ta Bursalara gittik, Afyonlara gittik, tesisleri gördük. Bu tesisi kuracak olan, imal eden fabrikalara gittik. Bu işin uzmanlarıyla birebir görüştük ve en sonunda Kumluca ölçeğinde bir ilçe için bu işin ekonomik olmayacağını. Biz de ticari bir şey maksatla bu tesisi kurma şansımız yoktu. Evet. Sonuçta Kumluca'nın kaynaklarını daha ekonomik kullanalım diye tesis kurmadık. Ama şehir içerisini sıcak karışım asfaltla evet. yaptık. Satın alarak, hizmet karşılığı. Bundan evet. sonra da hizmet alaraktan daha ucuza mal edeceğiz. Ve sonuçta Türkiye'de de zaten birçok yerde de belediyelerin kendi tesislerine ziyade hizmet alımı şeklinde yapıyorlar. Hizmet alımı daha ekonomik olduğu için kurmadı. Balıkçı barınağına geçmeden önce Allah izin verirse inşallah bu yazda sıcak karışım asfalt dökülecek yerlerimiz var mı? Tabii yani mutlaka. Şimdi yeni mahallede evet. yarım kalan yerlerimiz vardı orada. Evet. Altyapıyla ilgili sıkıntılarımızdan evet. kaynaklandı. Evet. Devam edeceğiz yani inşallah. Şehir bu artık şeye de geçti. Altyapısı tamamlanan seçim beyannamesinde var. Evet. Diğer yerleşim yerlerini de tanıştıracağız. Aynı şeyi Beykonak'ta bekliyor. Mavikent'te bekliyor. Belki evet. Adrasan'da isteyecek. Yani sonuçta altyapısı yer altına elektriği, kanalizasyonu yapılmış yerlerde bundan sonra bir daha kazılmayacaksa o yollar artık sıcak karışım yapıp kalıcı hale getirmek lazım. Evet. Balıkçı barınağı neden yapılmamıştı efendim? Ya şimdi balıkçı barınağıyla ilgili esas direkt balıkçı barınağı şeklinde değil. Evet. Ama bizim Gavur Deresi'nin ağzıyla ilgili bir çalışmamız vardı. Evet. Birkaç sefer proje yaptık. Hatta belediye meclisinden planlama da yaptık. Evet. Şöyle bir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nün bize bir teklifi oldu. Dedi ki evet. biz buraya yat limanı yapalım. Daha büyük olsun. Onunla ilgili bir çalışma başladı. Şu evet. anda devam eden çalışma o. Ama biz onu o şeyden ayıralım dedik. Sonuçlandıramadık dere ağzında. Fakat şimdi yeni bir konum ortaya çıktı. Biz yine Gavur Deresi'nin ağzını eskiki düşündüğümüz gibi devam ediyoruz. Yani Gavur Deresi ile ilgili bu arada da düşüncemi söyleyeyim o zaman evet. bu bağlantılı olarak. Biliyorsunuz Kumluca'dan Ahmet Yesevi Parkı'nı yaparaktan ve orada bir düzenleme yaptık. Nasip olursa bu yaz ilk defa şeyde su tutacağız. Pazar iki köprü altında. Arasında evet. ve orada yaz boyu oluşturduğumuz mekanlarda suyla ilgili araçlar o derenin içerisinde olacaklar. Tabii ki niyetimiz şu, denizden pazar yerine kadar, hatta Atatürk İlköğretim Okulu'na kadar olan bölgede ki biliyorsunuz şu anda Kültür Park'tan yukarısı da orman işletmesinden yukarıya kadar evet. ne yapıldı? Beton kaplama içerisine alındı. Evet. Biz peyzaj düzenlemesi yapacağız. Öncelikle şimdi denizde Günay Sahil tesisleri, burada Ahmet Yesevi Parkı şehir merkezinde. Evet. Şimdi ikinci etapta sanayide, sanayinin batısında Gavur Deresi bölgesinde. Evet. Evet. Şimdi Ahmet Yesevi Parkı yeni bir parkı. Hem oradaki 304 sitesi bölgesi evet. faydalanacak, hem sanayimiz hem de binasını yaptığımız Çıraklık Eğitim Merkezi okulumuz ve sanayicilerimizle bütünleşecek. Orada bir güzellik oluşacak. Aynı parkı orada yapacağız. Aynı parkı orada yapacağız. Köprü yapacağız Gavur Çayı'nın üzerinde. Tabii sanayi dedik evet. bir şey daha çıktı ortaya. Sanayi dediğimiz zaman geçenlerde sanayi esnafını gezerken evet. şunu gördüm. Gerçekten ben yıllarca hep özlemini onu çekmiştim. Sanayicimiz değişsin, dönüşsün. Zaman zaman toplantılar yaptık, eğitim alalım önerilerimiz oldu. Ama biz de biliyorsunuz Batantaya'da TÜV var. Bu evet. vizeyle ilgili tek evet. Burası. İlk yapıldığı zaman geçen 2009 seçimlerinde beni en çok oraya yapılır mı o diye eleştiriyorlardı. Biz Kumluca'ya onu kazandırdık. İmar planını yaptık orada. Oraya o tesis yapıldı.
Ve Kemer'den Elmalısı'ndan Kaş'ına kadar Batı Antalya'da ne kadar ilçeden trafikle ilgili araç varsa buraya geliyor. Evet. Bu Kumluca sanayine müthiş bir sinerji kazandırmış. Evet. Kendilerini çok yenilemişler. İş yerlerine gittiğim zaman yani müthiş bir değişim gördüm. Sanayicinin o gözündeki ışıltı beni çok etkiledi. Tebrik ediyorum sanayicilerimizi. Kısa bir anı anlatabilir miyim o konuda? Geçen cuma aracım bozuldu. Demre'de inanır mısınız yaptıramadım ama Kumluca'da orada bir gün uğraştılar. Yapamadılar. Kumluca'da bir saatte abi araban hazır dediler. Evet. Demek ki geliştiriyor çok kendini. Çok müthiş bir değişim yani, var. O bize TÜV'ün katkısıdır. Evet, bakın. Evet, acizane bizim şeyimizdir. Bizi evet. 2009 seçimlerinde eleştirdiler. Evet. Ama bugün sanayiye katkısını sanayici dua ediyor. Tabi orada bir tek sıkıntımız var sanayide. Evet. Şu hurdacılarla ilgili bir sıkıntımız var. Evet. Biz tabii ki eser ortaya çıkmadan yaptığınız gayretler gözükmüyor. Biz 5 yıldır esasında hurdacılarla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Sonuçta 30 dönümlük bir yerde imar planı yaptık. Hazineden Kumluca Belediyesi'ne tahsisinde geri dönüşüm tesisi kurulacak şekilde şey yaptık. Evet. Nasip olursa seçimden sonraki ilk 6 ay içerisinde hurdacıları sanayiden çıkarıyoruz. Onlarla da beraber mutabakatımız var zaten. Çünkü hurdacılardan evet. da vazgeçemeyiz. Yani onlar evet. da kendilerine göre önemli hizmetler evet. ifa ediyorlar. Çok ve önemli. Sonuçta sanayi o zaman çok daha farklı bir konuma gelecek. Biz onlar bizden şimdi gittiğim zaman şunu istiyorlar. Biz orada ne yaptık sanayide? Kanalizasyonunu yaptık. Yeniden şebekesini yaptık. İçme suyu şebekesini tamamen yeniledik. Yağmur suyunu yeniledik. Yağmur suyu kanalları yaptık. Ve o yağmur suyu kanallarının etrafını betonla kapladık. Ama asfaltı şehir merkezini görüyorlar ya. Diyorlar ki bu gibi olsun. Onu da hak ediyorlar. İnşallah. Onlar o kendilerini o şekilde yenilediği sürece inşallah bir sonraki evet. etap. Benim ilk asfalt döktüğüm 99'da seçildiğim iki yerden birisi Haldir, diğeri de sanayidir. Evet. İnşallah sıcak karışım asfaltla da bizim dönemimizde seçilirsek nasip olur da Cenab-ı Allah bizi o nasip ederse sanayiyi de buluşturacağız. Evet, konu konuyu açıyor evet. başkanım. Saatlerimiz de oldukça ilerledi. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra da sanırım önemli bir maç var. Evet. Futbol karşılaşması. İzleyicilerimizi veya dinleyicilerimizi fazla buraya kilitlemeden maçlarını da seyretmelerini engellemeyelim. Şimdi birçok konu var. Hangi birisine girelim? Şimdi şöyle yapayım. Ama. Ben genel bir bilgi vereyim. Evet, ama üniversite konusunu işleyelim hemen. Evet. Siz tarım, turizm, eğitim, sağlık ben konuda. O noktada düşüncelerimi söyleyeyim. Ben evet. artık araya girmeden onu bitirelim evet. Sayın Başkanım. Siz üniversite evet. fakülte işinden fakülteni bahsediyoruz. Evet. Şimdi bizim geçen seçim beyannamemize bakarlarsa 2009 seçim beyannamemize evet. bir başlığımız eğitimdi. Eğitimde çok iddialı başlıklar vardı esasında. Ne evet. vardı? Önce Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, evet. Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, ana sınıfı, bir de fakülte. Evet. Fakülte teklifimiz vardı. Cenab-ı Allah nasip etti. Önce Anadolu Öğretmen Lisesi'ni açtık. Nerede açtık? Huzurevi olarak yaptığımız evet. tesisi öncelikledik. Kızlara yatılı olacak şekilde orayı açtık. Hemen arkasından Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'ni yatırım programına aldırdık. Ve bu yıl o da bitmek üzere inşaat devam ediyor. İlk defa öğrenci aldı. Evet. Sonra dedik ki Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'ni yazmadık ama bunu da açmamız lazım. Kumluca'da çeşitlilik açısından. Onun mücadelesini yaptık, onu da açtırdık. O da güzel bir şık bir okulda eğitim veriyor. Fen Lisesi, yani şurada şu tepenin dövüş gayrağının başına Fen Lisesi yapacağız diye bir hedef koyduk. İmar planı çalışmaları yaptık. Cenab-ı Allah niyetimiz iyi. Bir gün Sedat abi geldi, dedi ki ben okul yapmak istiyorum. Ben ona değişik alternatifler sundum. O dedi ki Fen Lisesi yapayım. Abi buraya yapalım. Çok kısa sürede inşaatını Sedat Avcıoğlu abimiz yaptı ve evet. hanımı eşiyle beraber ortak isim verdik. Allah rahmet eylesin, eşi de rahmetli oldu. Sonuçta Fen Lisesi de oraya açıldı. Tabii bunlar bürokratik kısımlarını, birçok şeyleri biz takip ettik evet. ve güzel bir şey oldu. Fakülte işi de Akdeniz Üniversitesi ile temas halindeydik. Rektörümüz sağ olsun. Sonuçta inşaatla ilgili Kumluca Belediyesi'nin çok büyük katkıları var. Kumluca Belediyesi'nin öncülüğünde işler yürüyor. Yani o bulunan kaynaklarda en büyük gayret Kumluca Belediyesi'nin evet. sağladığı kaynaklar. Sonra en son belli bir aşamaya geldikten sonra Kumlucalı hayırseverlerin kapısını çaldık. İsim vererekten
hayırlar temin ettik ve onunla da şu anda hızla devam ediyor inşaatı. Gittik Sayın Rektörümüze, dedik ki Sayın Rektör, bize artık bu bina bitmek üzere, sizin de bu binayı bitirirseniz fakülte sözünüz vardı. Biz fakülte istemeye geldik. Ne istiyorsunuz dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi dedim. Çünkü bugün en geçerli mesleklerden birisi sağlıkla ilgili meslekler. Tabi tıp fakültesi isteyecek konumda değildik. Evet. Onun bir altında Sağlık Bilimleri Fakültesi. Niçin öyle dedi. Yani bir anda o da şaşırdı. Evet. İzah ettim sebeplerini de. Sonuçta Akdeniz Üniversitesi Senatosu gündemini aldı. Oy birliğiyle Ocak ayında geçti. Şimdi de YÖK'te. YÖK Başkanı'na kadar konu iki tane bakanımız tarafından ulaştırıldı. Bugün de bana da bilgi verdiler. Yani şu anda YÖK'ten de eğer geçtiği zaman artık Kumluca Fakültesi hayırlı olsun diyeceğiz. Evet. Bu tabii şu açıdan çok önemli. Yeni seçim beyannamesine de baktığınız zaman tarımda markaydık biz. Evet. Eğitimde marka olduk. Şehircilikte zaten ödüllü bir şehiriz, markayız. Şimdi yeni bir marka daha geliyor, sağlıkta marka. Evet. Bizim 5 yıldız otel lüksünde bir hastanemiz var. Şimdi oraya 50 yataklı ilave hastane yapılacak. Devamında 50 yatak. Sağlık Bilimler Fakültesi açılıyor. Dekanı, profesör gelecek, sağlıkla ilgili ne var? Anestezisi var, fizik tedavisi var. Diyetisyenliği var, hemşire var, ebe var, sağlık yönetimi, psikolojik tedavi gibi sağlıkla ilgili bölümler var ve uygulama alanı hastane, 150 i̇şte yataklı. Ne faydası olacak diye soruyorlar. Evet. Uygulama, evet. Yani staj görülen bir yani hastane olacak. Evet. Siz adı zaten yeter onun, evet, geldi çünkü. Ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi var, şu anda çocuklar orada uygulamadalar. Evet. Artı bir de özel hastaneyle ilgili bir müteşebbis, Antalya'da, evet, sağlıkla uğraşan arkadaşlarımız 30 dönüm bir yer aldılar. Evet. Buranın bir kısmı imar yapıldı ve 30 dönüm yeri de sağlık amaçlı kullanmak istiyorlar. Şu anda da oranın projesiyle ilgili bakanlığın istediği standartlarda proje çalışması yürütüyorlar. Aslında başkanım orası da eleştiriliyor. Yeri bile yok. Nereye yapılıyor? Hastane falan deniliyor. Niye? 30 dönüm yer aldılar adamlar, tapusu var. İmar planı yaptık. Meclisten geçirdik, evet, ya. Evet. Kumluca Belediye Meclisi'nden oy, evet, birliğiyle geçirdiğimiz çalışmalardan birisidir. Siz bunu çalışmalarınıza sözünü ediyorsunuz. Biz de haber, evet, olarak yaptık ya, bana diyor ki yeri, evet, bile yok. Niye yalan şey yaptın? Şeyde sınırı Kumluca ile, evet, Hacıveller sınırında, evet, tamam, Osman Gürkan amcagilin bahçesinin olduğu 30 dönümlük alanı aldılar. Evet. Erdoğan ailesinin evinin karşısı, evlerinin karşısındaki arsadır. Yani, evet, neresidir derler, sonra da tarif edelim. Evet, sağlık de önümüzdeki 5, evet, yıl içerisinde Kumluca'da marka olacak. Yani İnşallah. Bu eğitimde markasınız, sağlıkta markasınız, şehircilikte markasınız, tarımda, ha, tarımda büyük bir iddia ile geliyoruz. Diyoruz, evet, ki kardeşim şimdi bu köyler büyük ümitlerle şehir oluyorlar, şehirli oldular. Hani, evet, köylü milletin efendisi deniyordu ya, evet, yani hiçbir türlü de efendi yapamadık esasında ama köylüler sağ olsun çocuklarını okuttular. Onlar belli noktalara geldiler. Tek statü değiştirme şansları okumaktı. Evet. Okudular bugün. Onlar, o okuyan çocuklar bugün köylüyü milletin efendisi yapacak çalışmaları yapıyor. O da nedir? İşte mahalleye dönüştürdüler. O mahallelerdeki insanların hayat standardı. Kumluca'da çok güzel bir halimiz var. Evet. Kapalı mekanı, pazarlama alanı ile paketleme tesisleri, özel sektörün yaptıklarıyla beraber, evet, ne yapılacak? Yeni göletlerle, 9 tane gölet projesiyle çıkalım dedik ve bunu Menderes Türel'e teyit ettiriyoruz. Hükümete teyit ettiriyoruz. Bizim söylediğimiz bu beyannamedeki sözler, belediye başkanı sıfatı adayı olarak benim, belediye meclis üyesi adayı arkadaşlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı sıfatıyla Menderes Türel'in ve geçen gün Mevlüt Bey'e de teyit ettirdik, hükümetimizin taahhütleri. Biz bu taahhütleri yerine getirmek üzere yola çıktık. Sonuçta eğer nasip olur da seçilirsek Karacören, Yeni Kışla Çayiç, artı Güzören, İncircik, Erentepe, buralar, Beşikçi'de gölet çalışması olacak. Ortaköy, Sarıkavak, Yenicepınar inşallah Mavikent'te. Önemli bir çalışma var. İnşallah altında kalmayacağız. İnşallah. Diyoruz ki sıfır rakımdan denizden 2000, en az 2000, 2000'den yüksek olan yerlerimiz var. Kumluca coğrafi alanıdır. Burada 12 ay üretime müsaittir. Kumluca insanının o kırsaldaki yer sahipleri, ovada bugün hepsi müthiş bir bilgi birikim, üretim tecrübesine sahipler. O alanlarda üretime sulama sorununu çözer de
eğer biz üretimi alırsak 12 ay Kumluca halinden dünyanın her yerine ihracat yapabilir, iç piyasaya ürün gönderebilir, marketlerle 12 ay bağlantı yapabilir hale geleceksiniz. Tarımda bir şey daha var. O da şu, onu da belki bu şeyin arasına sıkıştırıp biz bir farklılık yaratmamız lazım bölge olarak. O farklılığımızı da iyi anlatmamız lazım. Biz aile işletmeciliği yapıyoruz. Üretim alanlarımız küçük ve başarılı olabilecek bir bilgi birikimine sahibiz. İnşallah biyolojik mücadeleyi yaygınlaştıracağız ve biyolojik mücadelenin önemini tüketiciye anlatacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde belediye nasıl ki önceki dönemlerde bambu sarısıyla döllenme konusunu Türkiye'de en iyi anlatan ve Türkiye gündemine taşıyan, sera ürünlerinin en güvenilir gıda olduğunu ilk tezi ortaya atan insan biziz. Evet. Yani bunu mütevazilik yapmaya gerek yok. İlk ortaya atan biz oluyoruz. Sonrasında Türkiye gündemi kabulleniyor. Eskiden hep şu denirdi. Sera ürünleri yenilmesin. Şimdi herkes şunu diyor. Sera ürünleri daha güvenilirdir. Bunu biz iddia edebiliyoruz. Ve bunu ilk iddiasını ortaya atan insan benim. Önümüzdeki dönemlerde de biyolojik mücadeleyi Kumluca gündemine taşıyacağız. 12 ay üretimle, biyolojik mücadeleyle üretimi başarabildiğimizde yan yana Kumluca markasında biliyorsunuz bir fuar düzenledik. Domat Expo ile. Evet. Türkiye'de bir ilkti. Gıda ürün ihtisaslı. Yani hep, yani anlat bitmiyor. Yani şimdi bütün bunlar devam edecek. Yani evet. Şimdi festival var. Önümüzdeki dönem ne yapacak? Şehrin sınırları büyümüş. Büyük Kumluca'yı kucaklayacak bir festival. Tabii belki Olimpos'tan başlatacağız her farklı etkinlik. Adrasan'da, Beykonak, Mavikent'e, Karaöz'e hepsini kucaklayarak geleceğiz. Evet. Ve sonuçta bir bütün düşünün. Bir bütün düşünün. Evet. Kentin tamamını düşünün. Burada biz kentin tamamını kaynaştıracağız. Zaten Yörük göçüyle. Aslında biz zaten kaynaştırıyorduk ama evet. Şimdi ne olacak? İpler sağlam bağlanacak. Evet. Ve her mahallenin mutlaka bir etkinliği olacak. Her mahallemiz kendi canlı cıvıl cıvıl olacak. Bizim. Evet. Çünkü sosyal ve kültürel etkinlikler bu kaynaşmayı, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmayı en çok sağladığımız, ortak taban oluşturduğumuz yerler. Bizim orada ne ideolojimiz oluyor, ne siyasi partimiz oluyor, ne başka işte hatırımız oluyor, dargınlarımız bile barışıyor. Bir araya gelebiliyoruz. Evet. Bizim en büyük ihtiyacımız kardeşlik, birbirimizi anlamamız. Evet. Biz yok birbirimizden farkımız. Evet. Yani diyor ya, Osmanlı Bankası'yız. Onun gibi biz hepimiz aynıyız. Aynı kültür, evet. Aynı değer yargılarına sahibiz. Ama yeter ki birbirimizi anlamaya çalışalım. Sünni ayrımlar oluşmamasının yolu bu dediğim kültürel etkinlikleri, sosyal etkinlikleri. Bizim festival mantığıyla Kumluca'da 14 yıl başarıyla uyguladığımız çalışmayı kentin evet. tamamına uygulayacağız. Diyeceğiz ki mesela devam edecek. Enduro spor, motor sporları. Beykonaklılar bu işe çok şey yaptılar. Bu devam etsin diyeceğiz. Deve güreşi için ayrı saha yapacağız. Onu bir başka yere yerleştireceğiz. Evet. Yağlı güreş merkezde olabilir. Mavikent'i belki futbolda merkez yapacağız. Diğerini bir başka yer. Ve belki fakültenin bir bölümünü ileriki dönemlerde Mavikent, Beykonak veya Adrasan'a açabileceğiz. Yani İnşallah. Şimdi müthiş bir alanımız, rahat hareket edebileceğiz. Önümüzde kıraç değerlenmesi imkanı olmayan arazileri planlayıp toplu konut açma şansımız çıktı şimdi. Belediye sınırlarına girince evet. bunlar ortaya çıktı. Şimdi Kumluca merkezde benim en büyük sıkıntım neydi? Bir belediye başkanının terzinin en büyük ham maddesi kumaştır. Sizin elinizde kumaş olmazsa maharetinizi sergileyemezsiniz. Kumluca'da en büyük sıkıntı arsaydı, arsa üretimiydi. Evet. Hazine arazisi yoktu. Belediye ait arsa yerler yoktu. Sonuçta arsa üretemiyordun. Evet. Ne yapacağız şimdi? Arsa üretebilecek, ucuz, kıraç, tarım dışı kullanılabilen, bugün hiç verimsiz olan arazileri cüzi fiyatlarla temin edip arsaya dönüştürüp, oralarda toplu konuta dönüştürüp dar gelirli ailelerin daire sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu büyükşehir yasası esasında çok müthiş bir Kumluca'ya avantaj sağladı. Eğer doğru eller tarafından yönetilirse önümüzdeki 5 yıl kaybolmayacak. Eğer belediyeciliği bilen, gerçekten bu işi sürükleyebilecek bir mantık çerçevesine oturtulduğu zaman müthiş bir Kumluca olacak 5 yıl sonra. Bir de izleyicilerimizin veya vatandaşlarımızın hani Karaöz'de Deniz Bayramı yapılacak mı? Onu diyorlardı, onu merak ediyorlardı. Evet, Karaöz'de geçen gün toplantı yaptık. Orada dedik ki Karaöz'de bir sefer marina konusunda kararlıyız. Evet. Yani bu konuda hükümetten de destek evet. alıyoruz. Ve
Denizcilik Bayramı Karaöz'de kutlanmaya devam edecek. Bu sahillerin tamamını düzenleyeceğiz. Bakın Beykonak, Mavikent, evet. Adrasan'da kent ormanları, deniz sahilindeki düzenlemeleri devam ettireceğiz. İşte Papaz Koyunu belki standartını daha da arttıracağız. Evet. Toplum kullanımını açacağız. Günay sahil tesisleri yetmiyor kardeşim, genişletin diyor. Alakır'dan alacağız arkadaş. Yani Beykon'a, Mavikent'e, bizim insanlarımız ne zaman ki tamam yeter deyinceye kadar sosyal donatı alanlarını arttırmamız lazım. İnsanlar gerçekten kenti böyle seviyor. Bu evet. Kent benim kentim diyor. Evet. Birisine ben Kumlucalıyım dediği zaman gel kardeşim seni misafir edeyim diyor. Çünkü nedir? İnsanın doğasında vardır. Her insan kendi güzelliğini göstermek ister. Evet. Her insan memleketinin güzelliğini göstermek ister. Her insan evinin güzelliğini gösterir. Sanatçı sanatını göstermek ister. Şimdi siz Kumluca'da güzellikler oluşturursanız, evet. Kumluca'da yaşayan insanlar da Kumluca'yı sever. Kumluca, şimdi Kumlucalıyım demek de insanlar neye övünüyor? Geldiği zaman misafiri Kale Kule'ye götürüyor. Evet. Günay sahil tesislerine götürüyor. Sarnıç Tepesi'ne götürüyor. Rodyo polisi harekete geçireceğiz. Oranın tahsisini aldık. Ormandan kiraladık. İnşallah karşılama merkezini yapacağız. İnşallah. Ve sonuçta Kumluca'da müthiş bir çalışma. Şimdi ben şöyle bahsedeyim. Önümüzdeki dönemlerde köylerimizle ilgili öncelikle Beykonak'la Adrasan'a evet. söz verdim. Beykonak'ını 15 Mayıs'a kadar, 30 Haziran'a kadar Adrasan'ın yolları ile ilgili sorunlar çözeceğiz dedik. İnşallah. Yani Cenab-ı Allah nasip eder. İnşallah. Sıkıntı olmazsa. 2 yıl içerisinde de yeni mahalle olmuş bu 24 köyün yollarını asfalt yapıyoruz. Evet. Böyle bir hedefle ortaya çıktık. Evet. Şimdi aslında anlattıklarınız Sayın Başkanım, özellikle yeni ilçe merkezimize katılmış, ilçe sınırlarımıza katılmış köylerimiz veya beldelerimizde birçok vatandaşımız merak ediyordu. Acaba hani yeniliklere uyum sağlayabilir miyiz? Başkanımız bizi anlar mı? Başkan onlar gibi köylü çocuğu zaten. Yani ben anlamazdım. Akıllardaki tereddütler giderdiniz oldukça. Oldukça zamanımız ilerledi. Eğer son ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Vallahi söyleyecek o kadar. Ben beyannameye giremedim. Tam böyle. Neyse biz yeni programımızda doğaçlama gelişsin arz evet. ettim. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki Kumluca merkez için en önemli iki şeyimizden birisi teleferikle Kumluca'yı tanıştıracağız. Ya evet. Kule ile Sarnıç, ya Günay ile Kule, ya da Kumluca ile Rodyo Polis. Üç yerden birisi. Evet. Kumlucalılara soracağız. Ben önce Sarnıç mı, Kule mi, Sahil mi? Bunları böyle sıralama yapmıştım. Evet. Ve Kule mi, Sahil mi dediğimde Kule öncelik çıkmıştı. Kule'yi 50. yılı yaptım kültür merkezinin olduğu yeri. Sonra sahili yaptım. Çünkü evet. kent merkezinde. Bu üç yerden birisine mutlaka Kumlucalı önümüzdeki dönemde teleferikle tanışacak. 5 yıl İnşallah. İçerisinde. Bir de şu var. Bu teleferik olayının girdiği her yere turizm de giriyormuş. En hızlı turizmi işin içerisine sokan teleferikmiş. Evet. Böyle bir konumuz var. Bir de en önemli artık Kumluca o kadar şehirleşti ki bir kültür merkezine ihtiyaç var. İnşallah en az 500 kişilik ki projesi de hazır bizde var onun. Bir iki sefer teşebbüs ettik, ihalesini yapamadık. İnşallah Kumluca'ya önümüzdeki dönemde bir kültür merkezi de kazandıracağız. Evet. Yani şimdi mesela 24 tane yeni mahallemize 24 tane park. Yani hiç hepsine birer tane park öncelikle yapacağız. Çünkü bana gittiğim zaman şehir dolanı biz de istiyoruz diyorlar. Her evet. köye birer tane park. Yani her yeni mahalle olmuş. Böyle özlemle bekledikleri. Evet. Mümkünse bir de fitness aleti, spor aletlerini de koyacağız bayanlarımız açısından. Böyle bir şeyim var. Hedefim. İnşallah hedefimiz. O beklentilerin hepsini karşılaştıracağız. Bak önümüzdeki dönem çalışması devam eden bir biyogaz tesisinden hiç bahsedemedik. 35 evet. milyon euroluk bir yatırım yapılıyor Kumluca'ya. Evet. Bunu anlatamadık. Mesela sera atıklarını insanların serasının kapısından alacak evet. Firma. Orada patozlayacak, parçalayacak ve depolama alanına öyle götürecek. Yani şimdi bir de böyle bir nimetle karşılaşacaklar. Evet, araç tutup, kamyon, traktör tutup yani götürmeyecek. İnsanlar evet. şimdi çünkü o şekliyle gittiği zaman orada patozlama zor olduğu için serasının kapısında patozlayarak römorkunu alacak ve onu zaten o şekilde sılaçlayıp depolaması lazım. Çünkü ondan biyogaz elde edebilmesi için serasının kapısında şey yapacak, ayrı bir depolamadır bilmem nedir derdi olmadan Adrasan'da mı alacak? Adrasan'dan muhtemelen Demre'ye kadar. Demre'ye kadar. Belki
Demre ihtimal dahilinde ama Finike ve Kumluca bu bölge böyle bir planlamaları var. Çünkü evet. 35 milyon euro demek, evet. 105 trilyon lira demek. Bu insanlar 1 trilyon lira yatırım yaptılar. Bizim depolama alanımızı betonla kapladılar ki uzun büyük bir yatırımdır. Evet. 39 dönüm yeri aldılar. Biz biyogaz tesisi alanı olarak yaptık. İmar planını yaptık. Şu anda proje yapıyorlar. İnşallah yapıldığı zaman hem elektrik enerjisi üretilecek hem biyokütle üretilecek sonuçta yine tarımda kullanılmak üzere. Şimdi tabii anlatacağımız birçok icraatlarla ilgili yapılmamız gereken şeylerle ilgili anlatacak çok şey olabilir. Evet. Ama şunu söyleyeyim ben. Peki ben insanlarımıza sadece bir şey söyleyeyim. Merak et. Ya benim yapamadığım işlerden birisi, en çok eleştirildiğim işlerden birisi. Benim bir ablam denk geldi dün. Çarşıda gidiyordum. Ziyaret esnasında. Dedi, duam da seninle, oyum da seninle, seninle sonuna kadar arkandayım. Benim kızı her ne kadar belediyeye işe almadıysan da dedi. Bakın, evet. Arkadaşlarıma çıkarttım. Kumluca 17 bin tabela nüfusuydu dedim. 17 bin küsurdu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 99'da aldığımızda. 99'un Şubat ayında Kumluca Belediyesi'nden bordrodan maaş alan personel sayısı 203 arkadaşlar. Yani veyahut da size söylüyorum. Evet. 203. Kumluca nüfusu 33 bin küsur oldu. 34 bin ikiye katladı. Evet. Tabela nüfusu. Belediye anlamında park bahçesinden temizlik işlerine kadar, fen işlerine kadar, kanalizasyondan sosyal donatı alanlarında çalışan şeye kadar evet. Hizmet kalemi belki 10 kat arttı. Bizim bu 15 yıllık süreç sonundaki personel sayımız 223. 20 kişi arttı. Yani 223 kişiyle hizmet veriyoruz. İhtiyaç varsa çalıştırıyoruz. İstihdam sahası olarak görmüyoruz. Çalışan arkadaşlarımız verimli çalışsınlar. Ortam sağlıyoruz. Ve bu yaptığımız işte marka şehir oluşturmayı, marka belediyeciliği bu arkadaşlarımızla yaptık. Her birisi sahasında uzman, yetenekli arkadaşlar haline geldiler. Hiçbirisini de istemeyen, hiçbir tanesini de Büyükşehir Belediyesi'ne devretmek üzere isimlerini vermedi. Bana sordular, Asat'tan sordular. Siz hiç personel vermiyorsunuz. Evet. Dedim ki bu arkadaşlarla biz gerçekten büyük işler başardık. Bu yetişkin insanları ben vermek istemem dedim. Bana yani bundan gönül koyuyorlar ama biz Kumluca olarak İşkur'un şubesini açtık burada ve İşkur şubesi olarak Batı Antalya'ya hizmet veriyoruz. Yine iş istihdam konusunda özel sektörde iş bulmada yardımcı oluyoruz. Sen şimdi şeyler eksik kaldı başkanım. Ha. Mesela istihdamla ilgili yeni iş sahaları ile ilgili konuşacaktık ama neyse önümüzdeki programda onları bir program daha yapacağız herhalde. Sana. Yani görünüyor. Bizim beyanname tam anlatılmadı yine. Anlatılmadık çünkü Kumluca büyük bir yer, bir yani büyük bir şehir. Hizmetler de çok. Tabii o bir programa sığacak evet. Gibi değil. Biz inşallah... Saat de neye geldi? Saat de 9.45'e geliyor. Galatasaray Chelsea maçı var. Evet, o yüzden biz de maç var. Öncesi bitirelim arzu ediyorduk. İnşallah 2 dakika siz de öyle dediniz. Ben şunu söylüyorum. Tabii evet, bugün şampiyon. Gönlümüz Galatasaray'la beraber. İnşallah. Şampiyonlar Ligi'nde bir takımımız var. Evet. Dünyanın marka takımları Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de maç yapıyorlar. Evet. Dileğimiz 1-1 biten maçın rövanşında Chelsea ile inşallah 2-2 veyahut da daha galibiyet 2-1, şeklinde 3-1. Galatasaray evet. Alır da evet. Galatasaray bir üst tura geçer. Duamız İnşallah. Galatasaraylılarla diyorum. İnşallah. Bizi televizyonları başında dinleyen, bizim FM'den dinleyen kardeşlerimizi, hemşerilerimizi, dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz de Kumluca Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya'ya programımıza katıldığından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm izleyicilerimize ve dinleyicilerimize iyi akşamlar dileklerimizi iletiyoruz.